sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir meslektaş olarak bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Geride bıraktığımız bu 3 yıl içinde emek veren başta başkanımız Fikret Gökmen olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, disiplin ve denetleme kurulu üyelerine, çalışma komisyonlarında görev alan arkadaşlarımıza, oda meclisi üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız zor bir görev üstlenmiş, sorumluluk almışlardır. Bu geçen 3 yıllık süre içinde eksiklikleriyle, artılarıyla da olsa meslektaşlarımızı korumak, mesleğimizi gelecekte çok daha iyi bir yerde konumlandırmak için revize etmiş, özveriyle çalışmış, emek sarf etmişlerdir. Çalışma hayatının artan iç yükünde zamanın ne kadar değerli olduğunun her geçen gün biraz daha bilindiği bir ortamda özveride bulunup sorumluluk alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Odamızın genel kurulunun sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde geçeceğini umut ediyorum. Genel kurulun ve seçim sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Veysel Uzunkaya, Kocaeli Ticaret İl Müdürü. Veysel. Çok teşekkür ediyorum Sayın Divan. Turnuvab'ın çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Büyükşehir Belediye'mizin, üniversitemizin, civar illerimizin oda yöneticileri ve başkanları, sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli yöneticileri, ben de ticaret il müdürü olarak hem kurumum hem şahsım olarak hem odayı hem oda mensuplarını, bu odayı da her zaman evim ve ben bir mensup olarak gördüğüm bir kişi olarak saygıyla, sevgiyle, hürmetle ben de selamlıyorum. Efendim muhasebeciler denince, mali müşavirler denince benim aklıma hep şu geliyor. Görevlerini layıkıyla yaptıkları müddetçe maalesef önemleri bilinmiyor. Ancak işlediği yapmadıklarında muhasebecinin, mali müşavirin ne kadar çok önemli olduğu anlaşılıyor. Bugünün ekonomik dünyasında benim için serbest muhasebeci, mali müşavir adeta birer kahraman. Çünkü her ne yapılırsa yapılsın bir ekonomik değerin değerlendirilebilmesi için mutlaka kayıtlı olması ve ölçülebilir olması lazım. Ama demin kıymetli başkanımızın söylediği bir şey var. Ben de canı gönülden katılıyorum buna. Artık bugünün dünyasında mali müşavirlerimizin sadece hesap ve kayıt tutan değil, aynı zamanda ekonomiye yön veren, ekonomiye danışmanlık yapan, ekonominin bizzat içinde olan kişilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Kocaeli de buna çok elverişli bir kent. Müsaade ederseniz dışarıdan gelen ve bugün içinde aramızda bulunan misafirlerimize Kocaeli'nin çok kısa verilerle profilini çizmek istiyorum. Kocaeli bugün Türkiye'nin en küçük 8. coğrafi ili. 3500 kilometre kare. Ama bu kadar küçük bir ilde hakikaten sizlerin desteğiyle, sizlerin de içinde bulunduğu ekonomik harikaların yaratıldığından bahsetmek istiyorum. Nasıl? Şöyle ki, bugün Türkiye'de üretilen otomotivin %38,5'unu Kocaeli üretiyor. Bugün Türkiye'de üretilen kimyanın %26'sını Kocaeli üretiyor. Bugün Türkiye'de üretilen metal sanayinin %21'ini Kocaeli üretiyor. Türkiye'nin en büyük 500 firmasının içerisinde 83 ya da 86 tanesi Kocaeli'de bulunuyor. Bugün Kocaeli'de tam 307 yabancı müteşebbis var. Kocaeli'de bulunan 35 liman ve iskelede geçen senenin verileri olarak söylüyorum. Elleçlenen yük miktarımız 73 milyon ton. Türkiye'nin değil Avrupa'nın 10 numarası Kocaeli. Kocaeli'den yine son 8 yıl ortalamasını söylüyorum. İhraç edilen orana baktığınızda Türkiye'nin sadece %18'ini tek başına Kocaeli'ye ihraç ediyor. %28'ini ithal eden bir kentimiz var Kocaeli'de. Kişi başına düşen milli gelire baktığınızda Türkiye ortalaması 11 bin dolardayken Kocaeli 21-22 bin doları zorlamaktadır. Gene sizin de çok yakından bildiğiniz bir ortalamayı söyleyeceğim. Türkiye ortalamasında kişi başına vergi ödemelerine baktığınızda ortalama 6.607 bin liradayken Kocaeli'de 37 bin lira. Kocaeli hem tasarım merkezleri hem Ar-Ge merkezleri açısından da
bütün illerin önünde olan bir kent. Böyle bir kentte ekonomiye yön veren, ekonominin gizli kahramanları olan mali müşavirlerimizin 23. olağan genel kurulunun öncelikle kendilerine, sonra da ilimize, sonra da ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Makine Mühendisi Odası'nın temsilcisi Murat Kürekçi, buyurun.